Peki. E, Sayın Karakuş sizi ayağa alayım. Sayın Pekin'in bıraktığı yerden şimdi e, tabii bu operasyon nasıl olacak, e, nasıl devam eder? Kara harekatıyla başlayıp bir anda yolun ortasında hava harekatına döner mi? E, bunu yapabilecek e, kuvvet ve kabiliyete Türk ordusu e, sahiptir ama operasyonun ayrıntıları da önemli e, merak ediyoruz. Yoksa ikisi bir anda mı hızlı bir şekilde hem hava hem kara harekatıyla başlıyor olarak mı duyarız? 5. soruyu operasyonu. Sayın Göksu, hiçbir harekat önce önce karayla başlamaz. Denizle başlamaz. Bu çağın işi önce havayla başlar. Bunun sebebi yerdeki adamıma bana benim zarar gelmesin. Denizdeki adamıma zarar gelmesin. Hayat boyu bundan sonra 100 yıl dahi ötesini Bilin ki harekat hava ve uzayla başlar. Ondan sonra karacıyı ileriye sürersiniz. Kara kuvvetlerinizi ileri sürersiniz. Onların en az zayiat vermesini sağlarsınız. Denizdekileri o zaman ileri sürersiniz. Bir yerde hava üstünlüğü sağlamadan harekat yapamazsınız. Hava hakimiyetini sağlamadan yapamazsınız. Onun için işte şimdi Ukrayna'daki sıkıntı da bu. Yani e, hava harekatında üstünlük sağlayamadığı için Ukrayna yapmış olduğu karşı taarruz işte yok bilmem e, 300 metre ileriye gitmiş, 500 metre ileriye gitmiş, orada tıkanmış durmuş falan konumuna girdi. E, o yüzden harekat mutlaka hava harekatı da başlar. Hava harekatıyla önemli bütün hedefler vurulur. Onların efendim harekat e, için asker kaydırmasına mani olacak işlemler yapılır. Ondan sonra siz rahatlıkla kara harekatı için bir işleme başlarsınız. Onun için yani benim söylediğim muhtemelen diyoruz ki Terrifat ve Münbiç bölgesi olabilir. Şu andaki ortam onu gösteriyor. Burada da önemli hedefler zaten biliniyor. Yani şu gün işte bizim İHA'larımızın önemi bu. Yani bizim daha önce e, keşif uçaklarımız vardı. Efendim e, her türlü gözetlemeyi yapan ama keşif uçaklarının havada kalış zamanı 3 saatti e, yere iniyor. Tabi tekrar keşif uçağı falan masrafları o efendim e, işte işlemlerinin zorluğu nedeniyle şimdi bir keşif uçağını e, yerine İHA kaldırıyorsunuz. E, Siha olmadığı zaman bakın e, İHA halindeyken yani silahlı değilken 49 saat rahat uçan e, İHA'ya sahibiz Türkiye olarak. E, ama ona iki tane küçük bomba bile yüklediğimizde hemen bu 24 saate düşüyor. Onun için Türkiye e, mümkün olduğu kadarıyla buraları gözetlemek için İHA uçuruyor. Devamlı her gün uçuruyor. 20, yani şu gün şu anda Terrifat'ın ve Efendim BİMBİÇ'in gözetlemesini yapan İHA'mız var bizim. Şimdi hangisi hedef e, adımını atsa görüyor. Bakın siz Kandil dediniz. Evet. Kandil tamam. Şurada bir şey demiyorum. Uzaklığı önemli değil. Ama Kandil'de devamlı gözetleniyor. Kandil'de eğitim yapamıyor. Toplanamıyor Kandil'de. Yani Kandil yürgüva olarak görmeyin. Kandil'in çevresindeki efendim küçük kasabalarda, köylerde yaşıyor PKK. Neden? Sivilin içinde olsun ki efendim her bir şekilde bombalama, bomba atılamasın Kalk, diye. Sivil kalkan olarak kullanmak. Evet, evet. Sivilleri hem kalkan olarak tüpesin, kullanmak için. E, evet, hem... E, Şunu aynen, merak aynen, ediyorum. Sayın yakınca. Sayın hem Kar kalkan olarak Sayın Karapuş aslında buyurun. kandil evet. diye sormamın sebebi şu. E, şimdi tabii hem Irak özelinde değerlendirmeyi alayım hem Suriye özelinde PKK terör örgütünün e, tam kalbi neresi? Yani burada e, biz artık son noktaya, son vuruşu yapmak istiyoruz dediğimizde hangi bölgeyi almamız gerekiyor? Şimdi bakın kalbi kalbi nerede? Amerikan koruması altındaki efendim burada oturuncu kısım. Şurada da mahmur var. Mahmur var. Ondan sonra Irak'ta da Birleşmiş Milletler'in korumasındaki PKK. Bakın Birleşmiş Milletler koruyor. Yani oraya siz hava harekatı da yapamıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Çevresinde ondan sonra birkaç tane oranın efendim aynı zamanda PKK'nın yuvarlandığı yer var. Yani ama Mahmur Kampı'nın dışında Birleşmiş Milletler'in bir şey deme hakkı olmadığı yerde ama Mahmur'da bir e, terörist kuluçka yuvası. Sayın Cumhurbaşkanı bunu söyledi. Evet. Onu özellikle söylemek <laughs> istiyorum. Kalbi burada efendim işte aynı zamanda Birleşmiş Milletler vasıtasıyla diğer kalbinin yarısı da Mahmur'da. Şimdi siz ne yapacaksınız? Ne Bakın. yapacağız? E, birinci öncelik Sayın Pekin de söyledi. Diğer kıymetli arkadaşlarım da söyledi. Önce işte bu 30 kilometre 32 kilometrelik bölümü bir defa halledeceksiniz. O zaman daha büyük baskı kurabileceksiniz. Amerika'ya da dahil. Amerika'ya da, Rusya'ya da daha diğer PKK'yı destekleyenlere adım adım atacaksınız. Yani burada büyük adımlar atmaya kalkarsanız engelleriniz çok olur ve siz zarar görebilirsiniz. Yani bunu kıymetli arkadaşlarım da söylediler. Zaman zemin meselesi birinci hamle göründüğü, göründüğü sıkıntı birinci hamle işte bu 30 kilometre meselesi. Tabi ee, tabii bu 30 kilometreyi sağladığınızda biraz evvel konuştuk ya aşiretler meselesi. Evet. Aşiretler, Deirizor'daki filan aşiretlerin meselesi. Bakın merkezi komutan ne diyor? O merkezi kuvvetler komutanı var ya, diyor ki bizim diyor burada bu bölgede diyor nüfusumuz çok az diyor. Yani bizim dediği PKK'nın yani. Evet. Nüfusumuz çok az, yüzde beş bile değil diyor bölgede, yüzde beş bile olan olmayan bölgede yüzde yirmi beşe çıkmadıkça biz burayı elimizde tutmamız çok zor diyor. Yani diyor ki burada işte Türkiye'nin güçlenmesi halinde bir şekilde benim yavaş yavaş burada etki yapabilirsiniz. Onun için tedbir alalım diyor Amerika diyor bunu. Düşünün şimdi biz de onun için ne yapmaya kalkıyoruz? Adım adım. Adım adım, adım adım. Yani birinci adımımız işte kıymetli arkadaşlarımızın da değerlendirmesi. Aynı benimle Efendim 30 kilometreyi sağlamak ve bugünkü ortamda Rusya ile daha rahat anlaşabiliriz diye birinci şu terrifat, böyle bıçak gibi girmiş olan terrifatla Münbiç'i halledip ondan sonra <laughs> inşallah başka bir sefere diğer bölgelerinde Peki. E, alınması söz konusu olur. E, onun sonucunda etkiniz artar. E, hem Amerika hem Rusya üzerinde etkiniz arttıkça, arttıkça Türkiye güçlendikçe Amerika'yı buradan kovar. Peki o zaman Nasıl Rusya ile işbirliği mi yapılacak ki? diyorsunuz Sayın Şimdi, Karakoş? Efendim tabii ki siz devamlı surette hem Rusya'yı hem Amerika'yla zaman ve ortam içerisinde. Hangisiyle daha uygun ortam sağlanıyorsa bunu yapacaksınız. Yani şimdi e, Azerbaycan ne yaptı? İşte Rusya efendim, itilince batı tarafından efendim, bunu imkan olarak gördü. Karabağ e, sorununu çözdü. Şimdi Zengezur'la ilgili sorunu çözmek için çalışma içerisindeyiz. Onu da halledeceğiz. Yani e, söylemek istediğim önünüzü devamlı engelleri aşağı aşağı gideceksiniz. Peki. Dediğim gibi Kandil'de büyük miktarda insan tutamıyor. Neden? Çünkü hava gücüyle vuruyorsunuz. İnsansız hava aracıyla yani ile vuruyorsunuz. O yüzden orada eğitim yapamıyor. Önemli olan eğitim yapabildiği yerdir. O da nerede? Mahmur'da eğitim yapıyor. Bir de burada eğitim yapıyor. Eğitim yapmak için de benim o 15 milyar dolar düşünün. Amerika Birleşik Devletleri buraya silah vermiş. Malzeme teçhizat vermiş. 15 milyar dolar. İşte bazıları 70 bin diyor, bazıları 80 bin kişiyi eğitmiş, eline silah vermiş. Şimdi buraları kaybetmek ister mi? İstemez. Bunları da eğitme noktası evet. olarak tutuyor. Siz güçlendikçe buradan da çekilmek zorunda kalacaktır diye düşünüyorum. Peki, çok teşekkür ediyorum Sayın Karakuş. Biz...